Esselamu Aleyküm kıymetli dostlar. Bütün esenlikler ve güzellikler üzerinizde olsun. Kısa beyin derslerimize devam ediyoruz. Nuh Aleyhisselam'ın kısasını okuyoruz. 13. başlıktayız. Beyne Nuhin ve kavmihi. Nuh ve kavmi arasında. Aleyhisselam. Beyne ne yapardı? Cer mecrur eder değil mi? Mecrur olur. Nuhin diye mecrur şekilde okuyoruz. Ve kavmihi izafet olmuş. Onun kavmi. Yani Nuh Aleyhisselam'ın kavmi. En son ne olmuştu? Nuh Aleyhisselam kendisinin apaçık bir peygamber olduğunu ilan etmişti. Onlar ise senin gibi peygamber mi olur demişlerdi. Sanki hayatlarını çok peygamber görmüşler gibi. Böyle tipler vardır ya çok bilmiş. Senin gibi böyle şey mi olur? İşte senin gibi erkek mi olur? Senin gibi kadın mı olur? Yani standartları sen belirliyorsun. Ondan sonra o standartlara göre bir o kurallara göre, o hükümlere göre, o kıyasa göre bir profil belirliyorsun. Ona uyar mı uymaz mı? O kalıba uyar mı uymaz mı? Uymak zorunda mı? İnsan dediğin varlık farklı bir varlık zaten. Neden o kalıplar uysun? Bir de sen ne kadar biliyorsun yani? Erkeği ne kadar tanıyorsun? Bir kadını ne kadar tanıyorsun? Bir insanı ne kadar tanıyorsun? Birisini peygamber olup olmayacağını nereden biliyorsun? Zaten insandan olacak. Nasıl olacak başka türlü? Yani bu işte çok bilmişti kibir. Kendini büyük görme. Bir de üstüne hakikati inkar etme. Buna cehli mürekkep diyoruz. Yani bilmiyor, bilmediğini de bilmiyor. Katmerli cehalet. Cehalet üstüne cehalet. Bir de buradan kendisine bir bilgi elde ettiğini, kendisini bilgili olduğunu zannediyor ve sana saldırıyor, inkar ediyor. Müthiş bir cehalet. Bugün ülkemizde de var bu bolca. Türkiye'de de var, sosyal medyada çok fazla var. Nasıl mücadele edecek? Bilmiyorum, zor bunlara mücadele etmesin. Bilmiyor, öğretirsin ama bilmediğini bilmiyor. Ve bildiğini zannediyor. Üstüne bir de bununla sana saldırıyor. Müthiş bir cehalet var yani. Kenen insanlar Yeravne görüyorlardı. Şimdi bayağıdır gramer yapmıyoruz. Arada gramer de yapalım. Kânenin ismine ennâsu değil mi? Kâne ismini ref eder, haberini nasip eder. Fettal okutur. Bu Yeravne'den sonraki cümlede artık kânenin haberi oluyor. Kânenin haberi nasıl gelmiş? Yani Yeravne, önce Türkçesini söyleyelim o zaman. Kânenin insanlar Yeravne görüyorlar. Neyi görüyorlar? Enna ibâdetel esnâmi putlara tapmak huvel hakku. Hak'tır. Putlara tapmak haktır. İnsanların e şöyle diyelim insanlar putlara tapmayı bir hak olarak görüyorlardı. Yani bu görüştelerdi. Şimdi o zaman Ennasu ismi oluyor. Gerisi haberin oluyor Yeravne'den sonrası. Kenen haberi de dikkat ederseniz fiil cümlesi şeklinde gelmiş. Yeravne fiil. Burası meful oluyor. mefulün bir oluyor. Devamı. Şimdi Yeravne'nin faili ne peki? Fiil fail meful olur ya fiil cümlelerinde. Vav wow, değil mi? vav wow, cema'a. Onlar görüyorlardı. Bu insanlar demeyeceksiniz. Hiçbir zaman fail fiilinden önce gelmez. Önce fiil gelir sonra fail gelir. Bu vav wow, cema. cema'a. Hüm yani onlar. Mefulun bih neymiş? Enna ibadetel esnami huvel hak. Şimdi dikkat ederseniz mefulun <laughs> bih de kendi içerisinde. Bu da ne isim cümlesi olarak geliyor bakın. Enne. Enne ne yapardı? Cümleye gelirdi. Cümleyi müevel maslar yapardı. Kendisinden önceki fiile bağlardı. En olsaydı en muzari fiile gelirdi. O geldiği muzari fiili müevvel mastar yapardı. Enne ibadete enne ne yaptı bak inne. İnne cümle başına gelirdi. Enne cümle ortasına gelir. Enne ibadete neden ibadete fetalı? Çünkü enne nasp Neden esna izafet? Çünkü daha doğrusu esre. Çünkü izafet. Putlara ibadet etmek. Şimdi ennen ismi ibadetel esnami. Haberine huvel hakku. Burada ilginç bir şey daha var. O da haber kendi içerisinde müpteda haber şekline gelmiş. Tamam Bak katmeli katmeli gidiyorsun. Tamam mı? Kenen ismi haberi. Kenen haberi kendi içerisinde fiil cümlesi. E, fiil cümlesinin mefulün bir kendi içerisinde isim cümlesi. İnne enneden. Ennenin haberi de kendi içerisinde isim cümlesi tamam mı? Müpteda haber. Katmeli katmeli. İşte böyle gramer yaparsan biraz daha iyi öğrenirsin. Bunları yazın tamam Yazmana çalışmayın. Şimdi huvel hakku da bu haber yani ennenin haberi de kendi içerisinde bir isim cümlesi. Müpteda haber. Ve müptedası oluyor. El hakku haber oluyor. Diyorsun ya o haktır diyorsun. O haktır. Değil mi? Bütün dırdırlar küllü dırdırın haberu. Bütün dırdırlar haberdir. Dolayısıyla müpteda haber. Ama biz şunu biliyoruz. müpteda marife gelir. Haber nekra gelir. Neden böyle olmuş? Neden marife gelmiş? Bu tabi manayı gücü kuvvetlendirmek için diyebiliriz buna. Tekit maksadıyla. Çünkü bazen haber eliflamlı gelebilir. Bu manayı güçlendirir. Ulaki humul muflihun da olduğu gibi. Onlar gerçekten kurtuluşa erenlerdir. Onlara has bir durum zikrediyor. Yani kurtuluşa erecekler varsa bunlar onlardır. Başkaları değil. Gibi hani o Elif, lam, Mîm, Zâlikel, kitâb Bakara suresinin ilk beş ayetinde sayıyor ya. E, orada sayıyor özelliklerini infak ederler, gaybe inanırlar. Sayıyor sayıyor en son diyor ki işte kurtuluşa erecek olanlar bunlardır. Şimdi bunlar o kadar eminler ki bu putperestler, puta tapanlar. Hak olan budur yani başkası değil o kadar eminler. Bak o onu ifade etmek için bunu söylüyorum Biraz karışık oldu galiba e, tekrar söyleyelim Türkçesini. İnsanlar putlara tapmanın hak olduğunu görüyorlar. Hak olduğunu düşünüyorlar. Şimdi tabi tabii Yeravne Evet, kelimelere bakarsak etimoloji ennasu ünsiyet yani insan kelimesinin çoğulu bu insanun nasun insan kelimesinin çoğulu insan kelimesi iki kökten geldiği söyleniyor bir ünsiyet yakınlık kurmak İnsan çabuk yakınlık kurandır ülfet çabuk yakınlık kurmak bir de nisyan unutkanlıktan geldiği düşünülüyor nisyan unutkanlık da unutkanlıkta insanın en büyük özelliklerinden bir tanesidir Unutmazsak yaşayamayız zaten. İyi unutuyoruz. Yarav ne? Dikkat ederseniz görüş demek, düşünce demek. İnsan aslında düşünce fikir dünyasında yansıtıyor bu. Rey derlerdi eskiden. Oy verme işlemine. Oy veriyorsunuz ya. Rey kullanmak. Yine Ebu Hanife gibi hadisleri, ayetleri düşünen, üzerinde yorumlayan, fikir beyan eden kişilere, görüş ehli olanlara rey ehli deniyor diğerlerine mesela ehli hadis deniyor. Onlara rey ehli, ehli rey deniyor. Neden? Bir görüş ortaya atıyorlar. Demek ki burada görmek sadece görmek değil yani. Aslında görmek, bakmakla görmek arasında fark olur ya. Bakar, herkes bakar ama herkes göremez. Orada bir şey, farklı bir şeyi görmek lazım. İşte o farklı şeyi görenler rey ehli oluyor, düşünce ehli oluyor. Düşünüyor çünkü. Anne de zaten isminin nasıl haberini ref eder demiştik. Onları söyledik geçelim. Ve ibadet el esnami. Bak yine aynı kalıp görüyor musun? Enne. Neden? Çünkü ne yatıp. Yani bu burada ne fiilinin devamı bu. Dolayısıyla cümle ortasına geliyor. Başta olduğunu sanmayın yani. Karıştırmayın onu. Nasb etti. Neden? Enne zaten nasb eder ismini. Yine bak haberi müpteda haber şeklinde geldi. Ennen ismi ibadet el esnami. Haberi huvel hak aklu. Peki huvel aklu kendi içerisinde ne? Müpteda haber. Ennen ismi kendi içerisinde ne? Muzaf muzafın ileri. Tamam izafet var. Putlara tapmak nedir? Huvel aklu. akıl budur ya. Yani düşün yani akıllıca. En akıllıca harekettir demek istiyor. En mükemmel harekettir. Değil mi? Bugün de böyle. Paraya tapanlar aynı şeyi söylüyor. Paraya tapmak muhteşem bir şey. En zekice, en akıllıca olan. Kafayı kullan. Paraya tap. Dünyaya tap. Niye? En zekicesi olan bu. En akıllıcası olan bu. Onların iddiasına göre. Değil tabii ki. Biz akılla zeka arasında fark görüyoruz. Zeka pratik çözümler üretmek demek günlük yaşamda. Akıl ise daha tümel düşünmek. ilerisini gerisini. Burada akıl kelimesi tabi Araplar çok güzel kullanmış. Sana yani bunu sinaps bağlantısı diyorlar ya. İki nöronlar birbirine bağlantı kura kura aklediyoruz, düşünüyoruz. Akıl kelimesi de bağlamak demek Arapçada. Bunlar deveni mesela ayağını bağlama yöntemine akal ediyorlar. Şimdi o tam bağlama yani bir bağlama işlemini o akıl kelimesiyle anlatıyorlar. E beyinde de nöronlar bağlantı kura kura iş yapıyor. Dolayısıyla akıl kelimesinin burada akıl beyinle ilgili kullanılması muhteşem olmuş. Hakikaten çok yerinde bir tespit. Arapçayı bazı arkadaşlar hafif alıyorlar. Almasınlar. Arapçayı hafif alan kendi hafifliğini ortaya koymuş olur. Ve kânû yaravne. insanlar görüyorlar. Ennellezî şimdi bu eskiden biz öyle ki filan derler. Öyle demiyoruz artık. Sıfat yapıyoruz yani. O kişi ennellezî o kişi kim o? İsmi usul hani diyoruz ya. İsmi usuller artık o kendisinden sonra gelen Fiilin sahip olduğu kişi olacak. Özelliğin, niteliğin, üzerinde vücut bulduğu, üzerinde e, şimdi felsefi şeylere girmek istemiyorum da. Arizi filan böyle cevher. O arazların üzerinde mekan bulduğu cevherler filan. O kadar at abartmaya gerek yok. Ennellezi la ya'midul esname diyelim. Hutlara tapmayan kişi. Hutlara tapmayan biri nedir? Huva o fi dalaletin ve sefahetin o dalalettedir ve sefahettedir. Dalalet ne demek? Sapkınlık. Sapmış. Bu cinsel manada sapkınlık değil de sapmak. Hak yoldan sapmak. Doğru yoldan sapmak. Biz bu yüzden dalaleti böyle sapkınlık şeklinde değil de daha çok sapmak, sapıtmak. Yani hak yoldan sapmak şeklinde kullanıyoruz. Sefah ise sefih deriz. Aklını kullanamayan, aptal, ahmak demek yani. Doğruyu yanlış ayırt edemeyen. Ahmak, aptal. Demek ki neymiş? Ennellezi. O kişi ki nasılmış o kişi? La ya'budul esnem ve putlara tapmayan. Bunu direkt Türkçe'ye tercüme ederken. Putlara tapmayan kişi dalalette sapıtmış. Hak yoldan sapmış bir haldedir. Ve ahmaktır. Kafası çalışmaz. Doğruyu yanlış ayırt edemez birbirinden. Sefi. Kur'an-ı Kerim'de de bu kıble meselesinde. işte onlar Bunları kim çevirdi diye. O akılsızlar soracak diyor. Niye? Çünkü dünyasının ahiretini düşünemiyorlar. Onlar için söylüyor. Bu da ayrı bir mucize. Hakikaten de soruyorlar yani. Bunlar o sefihler soracak diyor ayet. O sefihler bunları kabilelerinden kim döndürüyor? Ne döndürüyor diye soracaklar diyor. Hakikaten de soruyorlar. Sizin ne döndürdü kabilenizden diye. Hani ilk kabilemiz Mescid Aksa'ya. Daha sonra Kabe'ye dönüyoruz. Onunla ilgili olarak. Şimdi aynı şekilde bakın. Kernun'un ismi ne oldu? Hum değil mi? Müstetir. Ama yine vav var burada. vav cema. Onlar. Haberin oldu yeravne. Kenen haberi olan yeravne fiil cümlesi mefulun bi'ini aldı bak. Fiil, fail, meful. Faili nerede bunun? Vav, vav cema. Sonra meful de kendi içerisinde yine isim cümlesi olarak geldi. Mefulun bir. Ennellezi o ismi olduğu o kişi ki ismi evsul haberi geliyor la ya'budul esname pardon burası zaten sıfat putlara tapmayan o kişi nedir huve fi dalaletin ve sefahetin dalalettedir ve sefahettedir şimdi annen haberi de kendi içerisinde müpteda haber şekline geldi ve haber şimdi müpteda oluyor fi dalaletin ve de haber oluyor tamam bunları böyle böyle kendinizle artık yapabilirsiniz bulmaca gibi çözeceksiniz. Vakanu onlar yakulune diyorlardı. Şimdi burada dalalette bir şey geldi aklıma. Delalet var bir de tamam mı? Delalet, delil, delle, bir de dalalet var. O del, dalla. Dalla olan dele. Delalet. O delil, rehber demek. Delil de kullandığımız bir kelime. Niye delil diyoruz? Çünkü o bizi bir şeye götürüyor. Bir sonuca ulaştırıyor. Bir rehberlik ediyor bize. Kanıt. Dalalet ise sapıtmak. Hak yoldan sapıtmak. İkisini ayırt etmek lazım. Türkçe'de dalalet, delalet. Bak bir harf oynuyor. D ile dersen o iyi bir şey. Dalalet, dala dersen o kötü bir şey. Dikkat etmek lazım. Ve kânû yekûlûnû. Onlar diyorlardı. Kad kesinlik bildiriyor değil mi? Kesinlikle böyle. Zaten yukarıda dikkat ederseniz hani enne, enne şeklinde kullanarak aslında yani hiç şüphe etmeyin. Gerçekten böyle diyerek aslında o ortadaki tereddüt de gidermek için bu çabayı sarf ediyorlar. Kat kene ona gerçekten bizim atalarımız. Eba babalarımız demek de değil mi? Bab, bir sürü babası olmaz bir insan. Yani babalar babaları derken yukarı doğru kastediyor. Babam babasının babası babasının babasının babası 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 bir de böyle bunu kastediyor. Yani ataları diyoruz biz Türkçe'de. Atalarımız ya budu ne tapıyorlardı. Fe öyleyse bunun üzerine. Limaze niçin? La ya budu Bu onlara tapmıyor putlara. Bak esnamen he zamiriyle geldi. Neden? Çünkü akılsız çoğullar müfret müennes hükmündedir. Bundan dolayı ya da he şeklinde gelir. He zel diye kimi kastediyorlar? Nuh aleyhisselam. Bu ne diye onlara tapmıyor? Niçin onlara tapmıyor? Atalarımız tapıyorlar. Ne var bunda? Şimdi ben de geçen Instagram'da bir şey paylaştım. Orucu neler bozar bozmaz filan. İşte ben babamdan böyle gördüm. Anamdan böyle gördüm. Yani. <laughs> Hala o kafa devam ediyor yani. Ya yani o gördüğünüzde olmuyor bu işler. Delilli oluyor yani. Bir de güncelleme mi geldi İslam'a? Bunlar zaten yüzyıllardır bilinen şeyler de. Siz daha yeni öğreniyorsunuz. Problem orada. Siz daha yeni öğrendiğiniz için güncelleme var zannediyorsunuz. Hani okunmamış. Kitap okunmamış yazı yenidir diyoruz ya. Vakane. Nuhun, Nuh Aleyhisselam. Şimdi bak gene yapmıyorum şeyleri. Siz de yapın artık. Kenen ismi de mi? Ebauna. Haberde ya'budunel esnam oldu bak. Haberde kendi içerisinde fiil cümlesi oldu. Ya'budune. ne? cem oldu. Bak fiil, fail, meful geldi. Gördün mü? Neden esnam ve Çünkü meful. Fiil nerede? Ya'budu. İbadet ediyorlar. Ya'budune. Bak ebauna değil faili. Neden dedik? Hiçbir zaman fail fiilinden önce gelmez. Fiil gelir sonra fail gelir. Bunun fail nerede? Vav Meful nerede? Esnam. Bunları kaçırmıyoruz. Kâne ismi haberi, haberi fiil cümlesi, fiil fail meful. Bak isim cümlesi. Zaten bunları yaptın mı tamam Arapça daha ne var yani? Bunları anladın mı? Sorun halloluyor. oluyor büyük kısmı. Wa kâne Nuhun, Nuh Aleyhisselam yara görüyordu. Onun görüşte şöyleydi bak düşüncesi yani. Enne ibadetel esnami putlara tapmak. Dalalet tam tersini düşünüyor yani. Asıl putlara tapmak dalalettir. Ve enne ibadetil esnami putlara tapmak Sefaatun ahmaklıktır, aptallıktır, akılsızlıktır. Doğru yanlışı ayırt edememektir. Ve kâne Nuhun Nuh Aleyhisselam yara görüyor ennel âbâe atalar hiç şüphe olmasın ki gerçekten böyle. Kenu onlar fi dalâletin ve sefahetin dalâletteler ve sefahetteler. Sap, sapıtmış bir haldeler. Hak yoldan sapmış durumdalar ve akılsızlar. Kafaları çalışmıyor. Doğruyu bulamamışlar. Bu kitabın bu yanını seviyorum. Aynı kelimeleri tekrar tekrar getirerek size iyice öğretiyor. Dil böyle öğren, öğrenilir zaten. Tekrar ede ede. Ve enne Adem'e Ali bak şimdi bir kanız getirecek. Adem Aleyhisselam. Niye Adem'e feta geldi? Çünkü annenin ismi. Ve ki o yani nedir o? Ebu'l-Aba'i ataların atasıdır, babaların babasıdır. Şimdi tabi burada evrim süreçleri ondan sonra işte bir Adem mi vardı, yüz Adem mi vardı bir sürü mesele var. Onu ayrıca işleriz başka bir videoda. Burada karıştırmayalım onu. Adem Aleyhisselam ataların atası, babaların babası. O mekan ya'budul esneme, O tapmıyordu putlara. Değil mi? Adem Aleyhisselam ki o. Bunları böyle cümle itiraziye diyorlar. Cümle itirazi ara cümle yani. yani. normalde bu cümle nedir aslında? Ve enne Adem ma ya budul esneme Adem putlara tapmıyordu. Ne oldu? Ennenin ismi Adem, haberi de ma ya ya'budul esneme Değil mi? Böyle olması lazım. Haberi de kendi içerisinde mesela isim cümlesi olarak yani kâne'den dolayı. Ama kânenin haberi ya'budül esname şeklinde geliyor. Dolayısıyla o bir fiil cümlesi olarak geliyor bak. Ama ve ebul ab, ebeyne o cümle itiraziye. Veya mesela Adem'i açıklıyor ki o hani ne deriz ataların atası olduğu halde. Cümle itiraziye nedir? Cümlenin aslıyla alakası olmayan orada bir açıklama getiren. Hani ki şöyle şöyle deriz ya mesela onun gibi. Belkene ya Abdullah aksine o Allah'a tapıyordu. Yani madem siz atalar atalar diyorsunuz. Sizin atalar dediğiniz o zaman ataların atası Allah'a tapıyordu. Onu ne yapacağız? Siz arada sapıtmışsınız. Hak yoldan sapmışsınız, çıkmışsınız. Sonra kalkıyorsunuz o sapkın olan şeyi bize yutturmaya çalışıyorsunuz. Ya ne kadar güzel. Aslında tam da bize uydu ha. Değil mi? Bizim mesela atalarımız Müslüman. Müslüman Türk. Ama mesela arada bir şeyler olmuş. Bozulmuş ve bu Müslümanlıktan Müslümanlığı bırakmış bazıları. Bunlar da bizim atalarımız sonuç itibariyle. Bizim, bizden önceki nesiller. Ve bize onu dayatıyorlar. Diyorlar ki Müslüman olmayacaksınız. Türk oldunuz artık. Batıya özenin. Başkasının özenin. Başkası gibi ol. Niye? İşte bizim atalarımız böyleydi. İydi. o atalarımızdan önceki atalarımız öyle değildi. Yani babalarımızın babalarının babaları öyleydi ama dedelerimizin dedelerinin dedesi öyle değildi yani. <laughs> ne yapacağız? tam da oturdu buraya. Doğru olanı yapmaya çalışacağız. Bin senedir Müslüman Türk. Biz Müslüman Türk olmaya devam edeceğiz. Selçuklu gibi, Osmanlı gibi. Eleştirebiliriz. Yanlışları vardır. Ama kültür, gelenek, örf, adet, inancımız aynı şekilde devam ediyor. Yanlışları bırakırız. Doğru olanlardan devam ederiz. Ve ennel kavme kavim fi Dalalette sapıtmış bir halde. O sefahetin ahmaklık içerisinde doğruyu yanlış ayırt edemiyor. İz o vakit o zaman o anda ne yapıyorlar? Ya'budun el Taşlara tapıyorlar. Hacara taş. Ya'budun fil. Ve la ya'budun ve la ya'budun Allah'a. Allah'a tapmıyorlar. Ellezî işte bizim eskiden öyle anlatırlar değil mi? Öyle bir Allah ki halakahum onları yarattı. Artık böyle yapmıyoruz. Ben bunu yapıyorum. Bazen öğrenciler de söylüyorlar aynı bir şekilde. Bunu söylemeyin diye yapıyorum. Yani böyle yapmayın diye söylüyorum. Ne diye yapın? Şöyle yapın. وَلَا يَعْبُدُونَ اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَهُمْ Onları yaratan Allah'a ibadet etmiyorlar. Tamam. Onları yaratan Allah'a. Bak sıfat yapın onu. اَلَّذ۪ي <laughs> خَلَقَهُمْ Onları yaratan Allah'a tapmıyorlar. Gidiyorlar taşlara tapıyorlar da onları yaratan Allah'a tapmıyorlar. Kâme <laughs> Nuhun, Nuh Aleyhisselam kalktı, girişti. Fil kavmi, kavmi içerisinde. Yakulu, şöyle demeye başladı. Şöyle diyeceğiz. Nuh Aleyhisselam kavmi içerisinde şöyle demeye başladı. Şöyle demeye girişti. Nasıl? Bir e'la sa'utihi. Sesinin en yüksek tonuyla. En yüksek. Perdeden bağırıyor artık. E'la, Ali buradan gelir. Yüksek demek, yüce demek. A'la derlerdi eskiden. A'la, güzel beğendikleri zaman bir şey. A'la. Sa'ut zaten ses demek. Hi, Nuh Aleyhisselam'a gidiyor. izafet sesinin en yüksek tonuyla şöyle demeye başladı. Bu ayet. Ya kavmi, ey kavmim. Dikkat ederseniz ayetlerde böyle bir yazım şekli var. Ya diye elif uzatmıyor. Direkt böyle birleştiriyor. Bu eski yazım şekillerinde böyle şeyler olabilir. Ama onun biz ya kavmi olduğunu biliyoruz. Ey kavmim. Ubudullah'e, değil mi? Neden ubud? Eğer bunu geçerseniz kavmi, ya kavmi ubudullah dersiniz. Ama geçmezseniz ubudu neden ubud? Ne dedik? Muzarisindeki orta harfine bakacağız. Muzarisindeki aynel harfi eğer ötre ise o zaman hemzesi de ne olacak bunun? Ötre olacak. Esre ise celese lisu iclis. Değil mi? Nasara suru unsur. Böyle olacak. U'budullahe <laughs> Allah'a ibadet edin siz. Mâ <laughs> sizin için yok min ilahin ilahlardan gayruhu. Ondan başka bir ilah yok. Sizin için Ondan başka bir ilah yok. Siz Allah'a tapın. İnni gerçekten ben. Ekhafu aleykum. Sizin üzerinize korkuyorum. Başınıza geleceğinden korkuyorum. Azabe yevmin azim. Azabe yevmin azim. Azim hangisinin sıfatı olur diye düşündüm. Acaba azabın mı? Değil. Yevmin değil mi? Büyük bir günün azabından korkuyorum. Sizin üzerinize gelecek, başınıza gelecek büyük bir günün azabına. Ne o? Tabii ki kıyamet günü. Çok büyük bir gün. Galel mele'u. O kodamanlar diyor. Elmalı Hamdi yazır. Kodamanlar. Bunlar kodaman. Mele derler doğuda hocalara. İmla da buradan geliyor. Okumak yazmak demek ya. Yani yönetici sınıfı. Kafası çalışan sınıf sözde. Reisler, yöneticiler, başta olanlar, insanlara yön verenler. Bunlara mele ediyor. Genelde Kur'an-ı Kerim'de hatırladığım kadarıyla hep kötü manada kullanılıyor bunlar. Çünkü sen hak bir şey ortaya koymaya çalışıyorsun. Peygamberler, Allah dostları, alimler. Bunlar da otorite Yani bunların parası var, makamı var, imkanı var. Biraz da tabii mürekkep yalamışlar, okumuşlar, yazmışlar. Zaten bunlar her şeyi eğitimi de ele geçirirler. Oradan sana saldırıyorlar ve izin vermiyorlar. Kodoman diyor bunlara. Elim Allah'ım diye yazır. Gal <gâlel mele 'u min> kavmi. Kavmin kodomanları önde gelenleri. Ne demişler? İnne. Gerçekten biz. Bak vurgulu getiriyorlar. Lene rake. Seni görüyoruz. Ne halde görüyoruz? Fi dalalim mubin. Apaçık bir dalalet halinde görüyoruz. Yani hiç şüphesi yok. Adamların. Kesin öyle yani. Kesin sen dalalet halindesin. Sapıtmış durumdasın. Hak yoldan sapmışsın. Eski köye yeni adet getiriyorsun. Bizi de berbat edeceksin. Sen zaten bunlara reislik istiyorsun. Kılıflar hazır. Hakikati kabul etmemek için bütün kılıflar hazır. Gale. Dedi ki Nuh Aleyhisselam. Ya kavmi, ey kavmi. Bak yine aynı şekilde geliyor. Görüyor musun yazın? Leyse bi. Benim için değil. Ne? Dalaletun. Dalalet söz konusu değil. Yani ben dalalette değilim. Ve ancak ben gerçekten Rasulun elçiyim. Nasıl bir elçi? Min ile alemin. Alemlerin Rabbinden gönderilen bir elçi. Alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir elçi. Übelligukum. Tebliğ ediyorum size. Ulaştırıyorum. Übelligukum. Bellaga yübelligu. Hangi baptan? Tef'il değil mi? Übelligukum. Size ulaştırıyorum. Tebliğ etmek. Bizim bazen dosyaları falan geçer. Tebliğ, tebellü falan. Tebliğ eden, tebliğ edilen. Übelligukum. Size tebliğ ediyorum, ulaştırıyorum mesajlarını. Neyi? Risaleti Rabbi, Rabbimin risaletini. Yani peygamberlik gereği bana vahyettiği şeyleri size ulaştırıyorum. Ve ensahu ve samim bir şekilde iyiliğinizi düşünerek lekum size nasihatte bulunuyorum. Ve a'lemu ben biliyorum minallahi Allah'tan gelen bilgiyle biliyorum yalnız. Normalde ben de bilemem. Ama Allah'ın bana öğretmesiyle biliyorum. Me la sizin bilmediğiniz şeyler. Bak bu me ism mevsul. O şeyler ki la ta'lemun siz bilmiyorsunuz. Bunu böyle tercüme etmiyorsunuz tamam mı? Tekrar söylüyorum. Eskiden beri böyle öğretirlerdi o yüzden. Sizin bilmediğiniz şeyleri Allah'ın bana öğretmesiyle ben biliyorum. Bir de fiil muzari gelmiş yani çünkü muzaride bir teceddüt vardır, sürekli bir yenilenme vardır. Sürekli öğreniyorum. Yani öğrendim bitti değil. Yeni bir şey daha geliyor. Yeni bir şey daha geliyor durumlara göre öğrenmeye devam ediyoruz. Burada bitirmiş olalım. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Elimden başka derdiniz, bilgiden başka kerametiniz olmasın.